sene aramızdan ayrılan basın duayımız Metin abiye rahmetle yad ederek başlamak istiyorum. Müsaadenizle buna bir Fatiha okuyarak başlayalım, olur mu? El-Fatiha. Rabbim tavsiyatını affetsin, hepinizin başı sağ olsun. Ben gelin gücümüz tarafından her gün uygulanması olan 14 maddelik performans kriterleri doğrultusunda işveren, işsiz, genç, kadın ve engelli vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında kurumsal olarak iş yeri ziyaretleri, mesleki eğitim kursları, mesleki danışmanlık, işe yerleştirme gibi faaliyetlerle hizmetlerimizi aksatmadan en derin bir şekilde sunuyoruz. 2020 yılı içinde genel müdürlüğümüzün belirlediği 8 hedefimizde %100'ün üzerine, 5 hedefimizde de Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak ülke genelinde hedefleri gerçekleştirmede üstün başarı yakalamış bulunmaktayız. Hedef gerçekleştirme açısından Türkiye genelinde ilk 3'e girerek değerli istihdamlı işveren ve işçilerimize yüksek kalitede hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de müşahede edeceği üzere kurumsal olarak göreve başladığımız günden itibaren hizmet kalitemizi hep yükselterek ilerletmeye çalıştık. Hamdolsun bunu da Türkiye genelinde ilk 3'e girerek zirveye taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Başarılı çalışmalarımız aksamadan, azalmadan ve artarak devam edecektir. Kurumsal olarak yakaladığımız başarıdan adeta gecesini gündüzüne katarak pandemi sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen usanmadan, bıkmadan çalışan arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiği günden beri Sayın Valimizin de bu konuda bize çok büyük destekleri oldu. Huzurunuzda kendilerinden şükranlarımı arz ediyorum. Hedefler 14 maddeden oluşuyor. Özel sektörde işe yerleştirme hedefimiz, bize verilen hedef 2672 kişinin özel sektörde işe yerleşmesine vesile olmakta. Biz 2974 kişinin özel sektörde işe yerleşmesini sağladık, hamdolsun. Hedefimizin %111.30'una çıktık. Bunu da bir açıklayayım arkadaşlar. İşe yerleştirmenin 2-3 tane usulü var bizim kurumsal olarak uyguladığımız. Birincisi açıktan işe yerleştirme, işverenlerin talepleri doğrultusunda bize talepte bulunuyorlar. İstedikleri evsafta, nitelikte işçileri portfolyomuza tarayarak kendilerine birden fazla kişi sunuyoruz. Yaptıkları görüşmede memnun kaldıklarını işe alıyorlar. Aradığımız kriterlerde veya aradıkları kriterlerde eleman bulamadıkları takdirde mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programıyla, bizim örfü olarak çıraklık modeli diye tanımladığımız işbaşı eğitim modeliyle kendilerine eleman veriyoruz. 3 ay hizmet sektörü, 6 ay imalat sektörü, 9 ayda bilişim sektörü, yapay zeka gibi günümüzün modern mesleklerinde olmak üzere toplamda 3 ayrı uygulamaya tabi tutuyoruz. Bu süreler içerisinde kursiyer olarak bu arkadaşlarımız çalışıyor. Bunların cep harçlığı kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası ve meslek hastalıkları sigortası da beraber ödeniyor. Firmaların herhangi bir burada gideri olmuyor. Dolayısıyla bu konuda bizler destekliyoruz. 2974 kişinin %50'sinden belki fazlası mesleki eğitim kursları kanalıyla istihdam edilmiş kişilerden de oluşuyor. Genç işe yerleştirmede hedefimiz 967 iken 1037 ile kapatmışız. %107 hedefini yakalamışız. Engelli danışmanları sayısı 675 iken 678 ile kapatmışız. %100.04'ü yakalamışız. Arkadaşlar, danışmanlıklarda ve iş yeri ziyaretlerinde her yapmış olduğunuz ziyaret de kabul edilmiyor. Bir iş yerine 100 tane ziyaret de yapsanız yılda bir defa ziyaret kabul ediliyor. Dolayısıyla birden fazla iş yerleri ziyaret etmek gerekiyor. Bunu da burada belirteyim. İstihdam garantili meslek eğitim kurs sayısında 200 hedefi verilmişti. 500 kişiyle kapattık ki %100'ün 200'üne ulaştık. İşbaşı eğitim kadrosu sayısında 850 hedefi vardı. 853'le kapattık. %100'ün üzerine çıktık. İmalat ve bilişim sektöründe işbaşı eğitim programlarının katılım sayısı 200 iken 241 ile kapattık. Bu hedefimizde de %120'ye ulaştık. İşbaşı eğitim programları özelliği katılımcı sayısı bizim hedeflerimizde engellere çok önem veriliyor Atilla abi.
Yalnız en büyük sıkıntılarımızdan biri maalesef 50 ve artı çalışan, işçi çalıştıran işletmelerin azlığı engellerin istihdamında bizde ciddi şekilde sıkıntı oluşturuyor. Onların sıkıntısını yaşıyoruz. Diğerlerinde özel sektörde kadın işe yerleştirme, engelli işe yerleştirme, yüksek öğretim mezunlarından işe yerleştirme, özel sektörde işsizlik ödeneği alanlardan işe yerleştirme, özel sektörde sosyal yardım faydalanıcılarının işe yerleştirilmesi modellerinde de Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 14 hedefin 13'ünde Türkiye ortalaması üzerine çıkmış oluyoruz. Bu vesileyle Türkiye engelli işe yerleştirme hedefimizde sadece Türkiye ortalamasının gerisinde kaldık. Bu hedefleri gerçekleştirmeden ilk üçe girerek hamdolsun başarılı bir yıl geçirdik. İnşallah bizim için bu yeterli değil, burada durmak, bu hizmeti arttırarak, sürdürerek devam ettirmek bizim için en önemli amaç, en önemli hedef. Bir işsizin işe yerleşirken yüzündeki gülücükleri görmek dünyadaki en büyük mutluluklardan bence. Ama mutlum biz bunları sık sık yaşıyoruz. Siirt hepinizin de bileceği üzere TRT3 bölgesinde işsizliğin en yüksek olmuş olduğu illerden biri, belki en yüksek olduğu il olarak görünüyor. Dolayısıyla bütün dezavantajlarına rağmen inşallah biz ilimize layıkıyla hizmet etmene devam edeceğiz. Hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarını sunuyorum. Varsa sorular cevaplandırabilir. Yani şimdi engellilerle mahkumlar aynı kategoride değil mi? Eski hükümler farklıdır, engeller farklıdır Ayhan abi. Ayrı mı şimdi? Ayrı tabii. Hedeflerimiz aslında eski hükümleri işe yerleştirme yok, onlar genel işe yerleştirme grupları içerisinde yer alıyor. O yasada işte 50 kişiden fazla... Yok. Kamu kurumlarında o zorunluluk var, özel sektörde yok. Kamu kurumlarında var, özel sektörde yok. Özel sektörde sadece gençlerin işe yerleştirmesi zorunluluğu var. 50 ve üzeri çıkıldığı takdirde kamu kurumlarında yok. Yalnız bilginiz olsun, burada sunmadık. Biz sadece burada hedeflere dönük olarak bir açıklama yaptık. Mesela teşvik çalışmalarımız var. Engellilere 65 bin lira hibe desteği, eski hükümlerde 45 bin lira hibe desteği veriliyor. Bu sene içerisinde 11 tane proje kabul edildi, bir tanesi iptal etti. 10 tane projemize sözleşme imzaladık. Yaklaşık 550 bin liralık destek verildi engelli eski hükümlere. Bunu daha önce basında paylaştığımızdan dolayı burada tekrar paylaşma ihtiyacı duymadım işin gerçeği. Evet, başka merak edilen bir şey varsa? Bu ilk hedefler nelerdir hocam? Bu ilk hedefler tam bize tebliğ edilmiyor. Bekliyoruz, hedefleri bekliyoruz. Aynı başlıkta rakamlar değişecek muhtemelen. Biliyorsunuz yükseltilecek. Tabii yani her zaman üstüne çıkıyor. Yani maalesef değil mi? Mutlu bizim için. Ulaşılabilir olması önemli. İnşallah sıkıntı yok. Pandemi süreci biliyorsunuz bütün Türkiye'yi kasıp kavurdu. Pandemi rakamlarında sık sık bakan paylaştığı için, vali bey paylaştığı için biz paylaşmıyoruz. Ocak ayı itibariyle yaklaşık 8 bin kişiye kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik sigortasından maaş ödedik. Bu da kümülatif olarak yaklaşık 6 milyon tuttu. Ve bu ödemeler devam ediyor. 17 Mart'a kadar da devam edecek. Ekiplerimiz aksatmadan bu işi devam ettiriyorlar. İnşallah herhangi bir mağduriyet de oluşmaz. Oluşmasından da fırsat veriliyor. Her ne kadar ilimizin işsizliğini çözüm noktasında lokal bir çözüm olarak görünüyorsa biz tasvip ediyor olsak bile genel manada, Türkiye genelinde çok tasvip edilen bir uygulama değil.